Herkese merhabalar. Bu videoda Emlak Konut Gayrimenkul Şirketi'nin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum ve son bilançolarını açıklamış olmalarına özen gösteriyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançoların seyrine baktığımızda satışların geçen yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre arttığını görüyoruz. Gayet güzel bir durum. Faaliyet karının yine geçen yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoyla kıyasladığımız zaman faaliyet karının da arttığını görüyoruz. Bu da gayet güzel bir görüntü. Fakat net kar tarafında bu şirket aslında enflasyon muhasebesi uygulanınca geçen yıl zarar ediyormuş. 2023 yılında zararı daha da büyümüş gibi görünüyor. Yani şirket ana faaliyetlerinden kar ediyor olsa bile parasal pozisyonlardan dolayı zarar ediyor görünümünde diyebiliriz. Enflasyon muhasebesi bu şirkete de yaramamış diyebiliriz. Fiili dolaşım oranı %48,36. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı da rahatsız edici boyutta yukarıda değil diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman adil fiyatına yakın şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Yani çok büyük bir ucuzluk da çok büyük bir pahalılık da görmüyorum. Biraz yukarıya doğru bir potansiyeli var. Yani değerli fiyat arasında yukarıya doğru bir potansiyel var ama çok büyük bir ucuzluk görmediğimi söyleyebilirim. Ortaklık yapısına bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sermayedeki payı %49,34, oy hakkı oranı %49,34. Diğer dediğimiz halka açık kısmında bulunduğu alan sermayedeki payı %50,66, oy hakkı oranı 50,66, eşit ve adil bir ortaklık yapısına sahip bir şirket görüyoruz. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığımız zaman şirketin düzenli temettü ödeme alışkanlığı olduğunu görüyoruz. 2018 yılına kadar her sene düzenli olarak temettü ödemiş. Sadece 2017'de ödememiş. Ondan önce de sürekli temettü ödüyor. Temettü verimi kötü değil. Ortalarda diyebileceğimiz bir temettü verimi var. Yani temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye artırımları tarafında en son 2013 yılında sermaye artırım yapmış şirket. Son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için bir sermaye artırımı ihtiyacı oluşabilir şirkette. Fon pozisyonlarına bakalım. Birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir durum. Birçok yatırım fonu bu şirketi incelemişler ve portföylerine eklemişler. Geri alımlar kısmına bakalım. Şirket en son 26 Mayıs 2023 tarihinde geri alım yapmış. O tarihten beri herhangi bir geri alım yapmıyor. Bu seçim belirsizliğinin olduğu dönemde, Cumhurbaşkanlığı seçim belirsizliğinin olduğu dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler neticesinde hisse fiyatını desteklemek amacıyla o dönemde hisseler almış. 6,84 fiyatından almış en yüksek. Şu anda 9,04. Neredeyse %40 kadar bir kar etmiş gördüğünüz gibi. Yani hisse fiyatı ucuz olduğu zaman şirket yönetimi zaten geri alım yapıyor. Demek ki şu anki fiyatında da ya da 26 Mayıs 2023'ten beri seyreden fiyat hareketinde de çok büyük bir ucuzluk görmemişler ki geri alım yapmaya ihtiyaç hissetmemişler diyebiliriz. Şöyle bir de karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %29,81 düzeyinde. Bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoda %24,03'müş. Brüt kar marjının artmış olması gayet güzel bir durum diyebiliriz. Faaliyet karı marjı %16,18. Bir önceki yıl %14,39'muş. Faaliyet karı marjının artmış olması da yine pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak karlılığının eriyor olması negatif bir görüntü. Şöyle bir de borçluluk tarafına bakalım. Şirket nette pozitif bir şirket. Borçlulukla ilgili herhangi bir sorunu yok. Nette pozitif olduğu için yeni yatırımları da yapabilir. Bir büyüme şirketi gibi davranabilir durumda. Bu da gayet pozitif bir durum, görüntü olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi bir de grafiğine bakalım. Grafik acaba bize neler söyleyecek?
Şirketin trend temelli grafiğinde baktığımızda 10.81 dirençmiş. Orayı aşmış sanki 13.59'a gidecekmiş gibi hareket etmiş ama daha sonra aşağıya doğru düzeltmesini yapmış. Şu anda esasında şöyle 8.01 değerinin güzel bir alım fırsatı olarak çalışabilecek bölge olduğunu düşünüyorum. Yani bu düzeltme şu hareketini yaptıktan sonra yaşadığı düzeltmeyi 8.01'e kadar getirip ondan sonra tekrar bir yükseliş hareketi yapma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Büyük ihtimalle bilanço sırasında, bilanço döneminde daha yüksek beklentilere sahipti yatırımcılar ve gelen bilanço biraz negatif karşılandı. Fakat zaman içerisinde bu negatif etkinin yok olma ihtimali yüksek. Yani gelen bilanço çok kötü de değil, çok iyi de değil. Şirketin fiyatında zaten çok büyük bir ucuzluk yoktu. Fakat belki çok ucuz olduğuna dair bir beklenti var idi. O yüzden de bu beklenti burada son bilançonun gelmesiyle birlikte yok olmuş gibi görünüyor. Fakat zaman geçtikçe tekrar pozitif hikayeler, pozitif hareketler olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Yani bilanço o kadar kötü değildi. Burada sadece beklenti fazlaydı belki de yatırımcılar tarafında. O yüzden bir sorun oluştu gibi düşünüyorum. Şu yüksek harekette, şu düşük hareket sırasında. Yani burada asıl 8.01 bölgesi, 8 lira ve altında yaşanabilecek tüm değerler bence alım fırsatıdır bu şirket için. Daha sonraki yukarıya hareketin başlangıç değeri olacaktır. Olur da yukarıya giderse 13.39 ve üzerindeki değerlerinde ben kar realizasyonu için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bilanço gelmeden önce bu şirket işte 8.01'e gidip ondan sonra 13'e giderse de burası bir kar realizasyon bölgesidir. Doğrudan buraya giderse de bir kar realizasyon bölgesidir. Benim hesaplamalarıma göre, içsel değer hesaplamalarıma göre bu bölge güzel bir kar realizasyonu bölgesidir. Tabii ki ne zaman gelecek onu bilemeyiz. Bir sonraki bilançoya kadar gelmez ise bu değerler, bir sonraki bilançoda yeniden hesaplayacağız şirketin adil değerini, içsel değerini. Şu anda 8.01 bölgesi güzel bir alım fırsatı olarak görünüyor bana. Dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafik açılıyor. Belki orada farklı bir görüntü saptarız. Dolar bazlı grafikteki durumuna baktığımız zaman şirketin çok yüksek değerlerde de olmadığını görüyoruz. Çok düşük değerlerde de olmadığını görüyoruz. Gerçi geçmişe çok gidersek esasında şu anki değerlerinin dolar bazında bayağı düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şirket ilk halka arz olduktan sonra 1.84'lerden işlem görmüş. Şu anda 0.27 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. Tekrar o seviyelere çıkabilir mi? Mutlaka günün birinde çıkar ama ne kadar sürede çıkar onu bilmek mümkün değil. Şu anda diplere yakın bir seviyede işlem gördüğünü dolar bazında söyleyebiliriz. Günlük grafikten daha kısa vadedeki hareketlerine bakarsak medyan seviyede işlem gördüğünü söyleyebiliriz. 0.50 dolar üst sınır, 0.15 dolar alt sınır şeklinde ve şu anda fiyatı da 0.27 dolar seviyesinde görünüyor. Yani eğer gelirse şöyle bir 0.23 dolar seviyesi daha önce tepki aldığı, bakın bu şu seviye dolar bazında eğer yaşanır ise tekrar güzel bir alım fırsatı olur. Yani 0.23 dolar şu anda da alım tarafına yakınız. Yani çok büyük bir marj yok. Çok böyle beklemek istemeyen, sabrı düşük olanlar için buralardan da sanki dolar bazlı grafiğe göre alım yapılabilir görünüyor ama 0.23 dolara kadar inme ihtimali de var ve buradan alım yapılırsa daha güzel bir alım olur görüntüsü veriyor diyebilirim. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.